Eskişehir Net'ten herkese iyi akşamlar. 26 Kasım günlerden Cuma. Haber 8'de karşınızdayız. İlk haberimize başlıyoruz. TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit artık haftada bir motor üretecek kapasiteye ulaştıklarını belirtti. TUSAŞ Motor Sanayi, 2010'lu yılların başında ön çalışmaları yapılan ve 2014 yılında imzalanan yerli Karaşahin üretme projesinde 50. helikopter motorunu teslime hazır hale getirdi. Genel maksat helikopter olarak bilinen Sikorsky helikopter motoru T-700'ün tamamlanışı tören ile kutlandı. Haftada bir helikopter motoru üretecek kapasiteye ulaştıklarını söyleyen Genel Müdür Mahmut Faruk Akşit, "Bu motoru 2018'den bugüne üretiyoruz. Bugün 50.sini teslim etme gururunu yaşadığımız rakamlara ulaştık. Pandemi döneminde bile hiçbir gecikme olmadan teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Artık haftada bir motor üretecek kapasiteye ulaşmış vaziyetteyiz. Halkımız otomotiv sanayi ile karıştırmasın. Günde binlerce üretmek gibi şeyler havacılık sektöründe yok. Bunlar adette küçük, hacimde küçük, kıymeti yüksek şeyler. Her biri milyonlar değerinde teknoloji ürünü" ifadelerini kullandı. 2 Eylül Caddesi'nde pasaj arasında faaliyet gösteren Eskişehir Ticaret Odası yeni binasına geçmeye hazırlanıyor. 2 Eylül Caddesi'nde pasaj arasında faaliyet gösteren Eskişehir Ticaret Odası yeni hizmet binası için ihale sürecini başlattı. Ticaret Odası Ankara yoluna yapılan yeni binasına taşınmaya hazırlanıyor. ETO Başkanı Metin Güler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eskişehir Fuar Kongre Merkezi yerleşkesinde yer alan ETO yeni hizmet binasının iç bölümlerinin tamamlanması ve tefrişatının yapılması için ihale sürecini başlattık. Odamıza bir kalıcı eser daha kazandırmış olacağız. Üyelerimize, şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. Metin Güler aynı yerleşke içinde kente fuar merkezi ve kongre merkezi de kazandırdı. 2013 yılından bu yana Türk Eğitimsen Eskişehir İkinoğlu Şube Başkanlığı yapan Gürol Yer, başkanlığı doçent doktor Bahadır Ayas'a devretti. Gürol Yer son noktada Medya Grup Başkanımız Cihan Yıldırım'ın konuğu oldu. Türk Eğitimsen İkinoğlu Şube'de 8 yıllık başkanlık yapan ve 4 üniversitede yetki alan Gürol Yer, başarısının sırrını "emek verdim, samimiyetle sendikacılık yaptım" sözleriyle özetledi. Türk Eğitimsen İkinoğlu Şube'de 2013 yılında olan kongre sürecinde başkan seçildiğini ve 650 üyeden 1100 üyeye çıkıldığını belirten Yer, ESOGÜ, Bilecikşehir Edebali, Estü ve Anadolu Üniversitesi. 4 üniversitede de yetkimiz var. Bırakmamın bir nedeni de başarmak. Emek verdim, samimiyetle sendikacılık yaptım. Siyasi kimliğim var, hiç inkar etmiyorum. Ama benim için öncelik sendikacılık. Sendikacılıkta başarı için emek vereceksin, sahada olacaksın. Bütün üyelerin yanında olacaksın ve samimiyetle sendikacılık yapacaksın. Daima ilk giden ve son ayrılan sen olacaksın" ifadelerini kullandı. İnönü Belediyesi tarafından yaklaşık 3 yıldır üretilen keklikler doğada dengeye katkı sağlamak amacıyla doğaya salınıyor. İnönü Belediyesi'nin hayata geçirdiği keklik üretim merkezinin temelleri ilk olarak 2018 yılında belediyenin Fen İşleri şantiyesinde atıldı. 3 yıldır devam eden çalışmalarla her yıl keklik sayısının arttırıldığı üretim merkezinde bu yıl 500'ün üzerinde keklik yetiştirildi. Yetiştirilen keklikler zirai mücadelede ve doğal dengeye katkı sağlamak amacıyla doğaya salınıyor. Kış aylarında ormana çekilen keklikler yazın ovalara gelerek süne ve kene ile mücadelede önemli yer tutuyor. Ayrıca keklikler isteyen vatandaşlara da ücretsiz olarak veriliyor. İnönü Belediyesi'nde görevli Fikret Dağlar, 3 yıldır keklik üretiyoruz. Geçen yıl 150-200 tane üretmiştik. Bu yıl 500'ü geçtik. Bunları doğaya salıyoruz. Kışın ormana çekilir, yazın ovaya gelirler. Ovada zararlı böcekleri yer" ifadelerini kullandı. Araçlarını soğuk havalardan korumaya çalışan vatandaşlar naylon ve battaniyeler ile tedbir almaya başladı. Soğuk havalarla birlikte sağanak yağış uyarılarının da artmasıyla bazı vatandaşlar araçlarını korumak için tedbirler almaya başladı. Arabalarını soğuk havalardan korumak için üzerine battaniye serip naylon poşet ile kapatan araç sahipleri olası bir yağışta da hasar almamak için çaba sarf ediyor. Gece saatlerinde sıfırın altına düşen hava sıcaklığı araçların boyasına ve kaportasına zarar verebiliyor.
Bu zararlardan etkilenmemek isteyen vatandaşlar araçlarını güvence altına almaya başladı. Odunpazarı Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yazar Nur Türk ve Arzu Dinçer'in katılımıyla söyleşi ve imza günü düzenledi. Kadın ve kadına yönelik şiddetin konuşulduğu söyleşide "Sen hayatında hiç kadın oldun mu?" ve Elma Güzeli kitaplarının yazarı Nur Türk bir an önce kadına şiddetin son bulması gerektiğini söyleyerek "Bizi pembe patiklerle büyütmeye başlıyorlar. Ailemizden sevgi görmüyoruz. En küçük sevgi sözüne aldanıyoruz." dedi. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleriyle ilgili farkındalık yaratmak için bu söyleşiye katıldıklarını belirten Arzu Dinçer, "Yaşadığımız toplum bize kaderciliği ve ikincil olmaya dayatıyor" ifadelerini kullandı. Söyleşinin sonunda iki yazar da kendi kitaplarından kadına yönelik şiddeti içeren pasajlar okudu. Kış aylarının gelmesiyle birlikte bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek isteyen vatandaşlar arı sütünde yoğunluk oluşturmaya başladı. Düşen hava sıcaklıkları ile birlikte çoğalan mevsimsel rahatsızlıklardan korunmak isteyen birçok vatandaş arılardan elde edilen ürünlere yöneldi. Eskişehir'de yaklaşık 30 yıldır esnaf olan Sabahattin Küçük, bağışıklığı yükselten bal, polen ve arı sütü karışımlarının yıllardır kış aylarında vatandaşın yoğun talebiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Arı sütü karışımlarının her yaş grubu için farklı ölçeklendirmesi olduğunu belirten Küçük, yanlış doz tüketiminin alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini söyledi. Küçük, arı sütü çok kıymetli bir üründür. Çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı tüketimi var. Karışım içindeki arı sütü miligramı değişiyor. Çocuklar yüksek miligramda tüketirse alerjik reaksiyonlar gösterebiliyor. Arı sütü bağışıklığı güçlendirir ve hücre yenileyici özelliği vardır. Yetişkinlerde halsizlik, yorgunluk durumlarında kullanılır ve vücudun direncini arttırır. Genel anlamda kuvvetli içeriğe bir sahip gıdadır ifadelerini kullandı. Haber 8'in sonuna geldik. Pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.